Bir başka noktalanma işaretimiz ise virgül. Birbiri ardına sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Örneğimize bakalım. Mert, pazardan elma, armut, üzüm aldı. Burada eş görevli kelimelerin altı çizili. Elma, armut ve üzüm. Aralarına virgül kullanıyoruz. Virgülün kullanıldığı bir başka yer ise sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Sıralı cümleler yani iki veya daha fazla cümleyi aynı cümlenin içinde yazmak. Yani tek noktada birleştirmek gibi düşünebiliriz. Elmaları aldı, tezgaha koydu. Burada iki tane cümle var. Elmayı aldı, tezgaha koydu. Şimdi iki cümleyi tek bir cümlede birleştirmiş. Bakın burada t küçük harfle yazılmış ve arasına virgül kullanılır. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. Virgülün kullanıldığı bir başka yer. Örnek verecek olursak, değerli öğretmenim, öğretmenine hitap ediyor burada virgül. Sayın başkan virgül. Efendiler virgül. Virgülle ilgili bir başka örneğimiz ise Yusuf, Kayra, Sümeyye kitap okumayı çok seviyor. Burada ard arda sıralanmış eş görevli sözcüklerin altı çizilmiş ve aralarına virgül kullanıyoruz. Ve cümlemizin sonuna nokta koyuyoruz. Sevgili arkadaşım, seni doğum günüme bekliyorum. Burada sevgili arkadaşım derken arkadaşına hitap ediyor. Virgül kullanması gerekiyor ve cümlemizin sonuna ise nokta kullanması gerekiyor. Bir başka örneğimiz yine iki cümle tek bir cümlede birleştirilmiş. Bakın burada köpeğin k'sı küçük. Köpeğe mama verdim. Köpeği sevdim. Birinci boşluğumuz ayracımıza virgül. Bu k büyük olsaydı nokta koymamız gerekirdi. Küçük olduğu zaman iki cümle tek bir cümlede birleştirilmiş. O yüzden virgül kullanıyoruz ve cümlemizin sonuna nokta kullanıyoruz.